Sevgili izleyicilerimiz, Ailemizin Hekim programına hoş geldiniz. Bugün programımızda ozon terapi ve sülük uygulamaları hakkında konuşacağız. Konuğum Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doçent Doktor Egemen Ünal. Konuyla ilgili sorularınızı 0538 011 26 67 0538 011 26 67 numaralı WhatsApp hattımızdan bize iletebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Siz de sağ olun, teşekkür ediyoruz. Son dönemlerde biliyorsunuz bu geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ciddi bir talep var, ilgi var. Dolayısıyla biz de son programlarımızda bunları özellikle ele almak arzu ettik. Bugün de ozon terapiyi konuşalım arzu ettik özellikle. Ve sülük uygulamaları da çok merak celbeden bir konu. Öncelikle hocam bu geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları son 20 yıldır ülkemizde biraz daha revaçta herhalde. Öncesinde biliyoruz ki bu tür uygulamalar yapan hekimlerimizle alakalı çok eleştiriler oluyordu. Bakanlığımızın da çalışmalarıyla son 20 yıldır hayatımıza girdi. Sağlık alanında ciddi bu alanda çalışmalar başladı. İsterseniz bu süreçten biraz bahsederek bir girizgah yapalım. Peki. Öncelikle ben ekibinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu güzel programı vatandaşlarımızla paylaşma fırsatı verdiğiniz için. Ben halk sağlığı uzmanıyım. Evet. Esas işimiz sağlığı korumak. Hı hı. Bu anlamda fakültemiz bünyesinde öğrencilerimizi, asistanlarımızı eğiterek onlara sahada birinci basamakta özellikle sağlığı nasıl korunacağını öğretmeye gayret ediyoruz. Hı hı. Kanserler, kronik hastalıklar, bunun dışında bulaşıcı hastalıklar, bunlardan nasıl insanları koruruz, bunların eğitimini veriyoruz. Evet. Buradan bir girizgah yapacak olursak özellikle son belki son 100 yılda ya da son 50 yıla ya da dediğiniz gibi son 20 yıl içerisinde toplumun yaşlanmasıyla beraber kronik hastalıkların yükü oldukça arttı. Belki bununla ilgili çalışmalar da var. Beslenme evet. örüntülerimiz, yaşam alışkanlıklarımız, bir takım kötü alışkanlıklarımız bunların da artmasıyla birlikte bir takım kronik hastalıklar maalesef artık daha sık görülüyor. Evet. Bunların da bizim modern tıp olarak adlandırdığımız, eğitimini aldığımız tıp içerisinde bazılarının maalesef tedavisi mümkün olmayabiliyor. Ya da tedavi sırasında bir takım yanal, ağrı problemleri, görsel problemler, bunun yanında bir takım komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları da esasında sağlığın korunması noktasında bize hizmet eden uygulamalar. Yani kendi adıma ben ikisini birleştirdiğim noktalarda çok daha fazla mesai harcamaya gayret ediyorum. Bir insanın işte bağımlılığından kurtulması, kilo kaybı ya da yürüyüş mesafesini arttırması ya da kendisini daha iyi hissetmesi, spora meyletmesi gibi birçok alanda yardımcı ve tamamlayıcı tedavi olarak geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından oldukça faydalanıyoruz. Evet. 2014 yılında Ekim ayında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliği yayınlandı Sağlık Bakanlığı tarafından. Ve esasen önceden de bu eleştiri konusu olarak bahsettiğiniz konunun birazcık bakanlık üzerine gitti. Çünkü hekim olmayan, sağlık çalışanı dahi olmayan birçok insan bu alanda uygulamalar yapabiliyordu. Ki müşahede ediyoruz ki hala duyumlarımız da devam ettiği yönünde maalesef. Bir hekimin bu süreci yönetmesi noktasında bir mevzuat çıktı. Ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının konsepti aslında burada belirlenmiş oldu. Ve artık biz bu mevzuat uyarınca belirlenen uygulamalar işte ozon terapi, sülük, akupunktur, kupa terapi gibi uygulamaları sertifika eğitimlerini alarak uygulayabiliyoruz. Evet. Bu anlamda da bir yasal mevzuata kavuşmuş oldu. Hı hı. Artık bu iş diğer sağlık çalışanı, doktor dışındaki o sağlık çalışanı olsun olmasın diğer kişilerin elinden bir nebze alınmış oldu, korunmuş oldu. Evet. Peki hocam bu işte profesyonel uğraşan hekimlerimiz dışındaki hekimlerin bakış açısı nasıl geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına? Tabii demin de bahsettim, tıp eğitimi içerisinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının yeri neredeyse yok denecek kadar az. Evet. Daha bizim eğitim aldığımız dönemlerde belki akupunktur biraz adı zikredilirdi. Evet. Diğer konular pek ele alınmadığı için haliyle bir hekime meslek hayatı içerisinde bunları sonradan böyle de bir metot var uygulayalım denildiğinde maalesef bir defansif yaklaşım olabiliyor. Evet. Ama biz hekim olarak hiçbir konuya bu aşılar, ilaçlar, ameliyat prosedürleri ya da geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları hiçbirine kategorik olarak o kabul ya da ret cevabı vermiyoruz. Hı hı. Bununla ilgili tecrübeler neler, bilimsel çalışmalar ne göstermiş,
olumlu ya da olumsuz. Biz GETAT uygulamaları konuşurken her gelen hastaya müdahale etmiyoruz zaten. Çünkü vatandaşın talepleri muhtelif olabilir. Doğru. Fakat bununla ilgili yasal mevzuat izin veriyor mu? Bilimsel araştırmalar ne gösteriyor? Buna yönelik hareket ediyoruz. İş bilimsel alana çekildiği zaman, bildiğimiz alana çekildiği zaman geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları da tıpkı bir ağrı kesici uygulaması gibi, tıpkı bir kemoterapi ilacı gibi uygunsa, bilimselse, verisi varsa, hastaya zararı yoksa, faydası zararından fazlaysa aynı diğerleri gibi uygulanabilir. Bu anlamda ben hiçbir metodu birbirinden ayırmıyorum açıkçası ve böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bilimsel çalışmalardaki yeri nasıl hocam? Yani çok sayıda yayın yapılıyor mu bu konuda, çalışma yapılıyor mu? Esasında ülkemizde de yurt dışında da bilinen popüler veri tabanlarına girildiğinde işte ozon terapi ya da sülük liç terapi, işte İngilizcesi sülük tedavisi yazıldığında sülük için mesela 1000'in üzerinde çalışma olduğunu görüyoruz. Ya da ozon terapi için 4000'in üzerinde 5000'e yakın çalışma olduğunu görüyoruz. Diğer veri tabanlarında araştırma yapılırsa belki daha fazla çalışmada bulunabilir ama şunun altını çizmek lazım. Meslektaşlarımız eleştirmesinler. Tabii bu çalışmaların her biri evet etkilidir, evet doğrudur. Bunu bilimsel bir eleştirel gözle incelemek lazım. Bizim halk sağlığı alanı içerisinde bilimsel araştırma yöntemleri eğitimini de veriyoruz aynı zamanda. Evet. Eleştirel bir gözle o makaleye bakmanız gerekir. İyi bir dergide mi yayınlanmış? Sonuçlar gerçekten hastalarda etkili mi? Doğru düzgün yazılmış mı? Metodolojisi düzgün mü? Evet. Güvenilir iyi bir dergide yayınlanmışsa, eğer siz hastanın şikayetine uygun tedavi, ozon ya da sülük ya da bir başka geleneksel tedavi orada görüyorsanız, bu bakanlık mevzuatlarına da işlenmiş geçmişse bunu gönül rahatlığıyla ehil bir el uygulayabilir. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar artıyor, artmaya da devam etmeli. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. İsterseniz artık konumuza geçiş yapalım. Ozon terapi nedir hocam? Ozon terapi bize çokça hastalarımız da bunu soruyor. Evet. Hani bunu nasıl yapıyorsunuz, nasıl veriyorsunuz? Aha. Aslında ozon gazı oksijen molekülüne bir oksijen atomu daha eklenmiş hali. O3 yani. O2 değil, O3. Evet. Doğada da aslında işte yıldırımların düşmesi esnasında elektrik aktivitesiyle beraber oksijenden ozona bir dönüşüm olabiliyor. Ama çok kararsız bir molekül bu. Evet. Hemen doğada tekrar oksijene dönüşüyor. Aynı vücutta da bu şekilde oluyor. Ve çok toksik bir gazdır esasında. Bugün kullandığımız çeşme suları değil ama diğer paketli sularda görebilirsiniz ozonlanmıştır diye. Evet. Bakteri sidal etkisi, işte virüsleri öldürme, parazitleri öldürme etkisi olan çok güçlü bir gazdır. Hastalar da soruyor, ben bunu hastalara da aynı şekilde anlattığım zaman, hocam vücuda neden veriyorsunuz? Burada amacımız aslında kontrollü bir oksidatif stres yaratmak. Yani vücudun bu toksinlere karşı olan mekanizmasını uyarmaya çalışıyoruz. Bir nevi bir provokasyon yapıyoruz. Bunu belli dozlarda vücuda vererek. Evet. Birçok farklı metodu var tabii ki. Direkt kanın dışarı alınıp kapalı sistemde ozonlanıp hastaya geri verilmesi uygulaması. Majör otohemoterapi denen yöntem. Bu en fazla uygulananı. Aşı şeklinde uygulananları var. Yine küçük bir enjektör içerisinde ozonla kanın karıştırılıp intramüsküler kas içerisinde uygulanması var. Evet. Rektal bölgeden uygulanma yöntemiyle uygulandığı yöntemler var. Yine torbalanarak, özellikle ilk çıkışı bu şekilde, İkinci Dünya Savaşı döneminde işte bacak kopmaları, yaralanmalar, enfeksiyonlarda bacak torbalanarak oradaki enfeksiyonu yok etmek adına yüksek dozda ozon uygulamaları yapılmış tarihçesine bakacak olursak. Evet. Bugün muhtelif sistemik ya da lokal, daha bölgesel kas içerisine, doku altına, doku içerisine, diz içerisine, aklınıza gelebilecek her noktaya, tabii kişi bunun eğitimini almış ve ehilse, farklı uygulamaları olan bir metot. Hocam bu tabii ehil ellerde yapılması gereken bir yöntem. Bunun bir makinesi falan var hocam. Yani bir ozon içerisinde olan bu kanla karıştırma işlemini nasıl uyguluyoruz? Zor bir işlem mi bunu yapmak, hazırlamak? Şöyle, bakanlığımızın düzenlemiş olduğu sertifika programları dahilinde teorik ve pratik olarak bunların eğitimlerini alıyorsunuz zaten. Evet. Yine mevzuatın izin verdiği ölçütlerde yardımcı sağlık personelleri de bize destek oluyorlar. Kapalı yöntemlerde kan vakumlu bir şişe içerisine alınıyor. Evet. Sitrat var o şişenin içerisinde. Bu kanın pıhtılaşmasını engelliyor. Ve daha sonrasında ozon makinemizden oksijen veriyor o makineye. Makine elektrik enerjisi aracılığıyla bunu ozona dönüştürüyor. Biz onu gözünden alıyoruz belli dozda, enjektörün içerisine hemen kaçırmadan kanın içerisine veriyoruz. Daha sonrasında ters çevirip hastaya geri verme işlemini uyguluyoruz. Bu dediğim gibi ana uygulama metodu. Evet. Bu ozon gazı makineden alındığı takdirde enjektör içerisine, vücuda ya da rektal bölgeye sondalarla ya da burun, kulak içerisine, çok tabii detay uygulamalar verilebiliyor. Anladım. Peki hocam, bunu vücudumuza verdik. Vücudumuzda neler oluyor? Yani fizyolojik olarak ne gibi değişiklikler sağlıyorsunuz? Burada
En başta ozon terapinin vücuttaki mekanizmalarını değerlendirirsek genel anlamda ağrı kesici etkisi, immün sistemi modüle edici etkisi, anti-inflamatuar etkisi ve hücrelerin oksijenlenmesini arttırıcı etkileri var. Tabii ki biyokimyasal bir proses içinde değerlendirildiğinde, bu alana girildiğinde olay çok karmaşık. Ama temel olarak yağ asitleriyle karşılaştığı zaman ozon molekülleri bozunma esnasında çok hızlı bir şekilde bozunur demiştik. Orada bir takım reaktif oksijen türevleri ortaya çıkıyor. İşte oksidan maddeler dediğimiz hidrojen peroksit gibi vesaire. Tabii bunlar vücuda zararlı maddeler. Yani gün içerisinde işte kötü alışkanlıklarımıza bağlı, hava kirliliğine bağlı ya da tükettiğimiz gıdalara bağlı olarak da biz bunları alıyoruz. Ve bunlarla mücadele eden de bir antioksidan sistemimiz var. İşte kanserde de bu mekanizma çalışır. Ne kadar fazla zararlı madde bunu karşılayabilecek bir tampon mekanizması var vücudumuzda. Biz bu tampon mekanizmasına bu uyarıyı veriyoruz. Diyoruz ki ayağa kalk. Bir durum var, bunu problemi çöz. Yine bu reaktif moleküller, oksijen moleküller dolayısıyla dokulara oksijen bırakma eğilimi artıyor kan hücrelerimizin. Yine lökosit adını verdiğimiz vücudumuzu savunan hücrelerde sayıca artışlar meydana geliyor. Yine kemik iliği dokusunda kan üretimi daha dayanıklı eritrositlerle yapılmaya başlıyor, kan hücreleriyle yapılmaya başlıyor. Çünkü hemoliz dediğimiz bir olay gerçekleşiyor. %0.5 dolaylarında biz ozonu vücuda verdiğimizde eritrosit yüzeyi yani kan pulcuklarımız patlama eğilimi gösterebiliyor. Ama bu tabii tolere edilebilen bir şey. Ozon aldıkça hasta tedrici dozlarla eritrositler de sağlamlaşmaya başlıyor. Kişi daha dinç olduğunu söylüyor. Kişinin bağışıklık sistemi regüle olmaya başlıyor. En genel itibariyle bunu söyleyebilirim ama tabii o altta yatan biyokimyasal prosesler işin detayı. Bunların etkileri bu şekilde özetlenebilir. En çok hangi hastalıklarda uygulama yapıyorsunuz? Burada esasında uluslararası literatür çok muhtelif. Ama bizim bakanlığın mevzuatı çerçevesinde uygulama yapmamız gerekiyor. Bunların dışında bir uygulama haliyle sizi belki de sıkıntılı bir şeye sokabilir. Hastanın yanıtına ya da hastalığın seyrine bağlı olarak. Bakanlığın mevzuatı içerisinde fibromiyalji dediğimiz özellikle orta yaş kadınlarda çok yaygın görülen psikosomatik bir hastalık yani yaygın ağrıyla karakterize bir hastalıkta. Yine bel fıtıklarında yani böyle genelleyebilirim çünkü vertebra o kolonda bulunan kemiklerin ağrılarında kullanılabiliyor. Yine bunun dışında kronik yorgunluğu olan kişilerde kullanılabilir. Tabii mevzuat hekimlere bu yetkiyi verdiği gibi diş hekimlerine de aynı yetkiyi tanımlıyor ama diş hekimliği düzeyinde de diş eti problemlerinde kullanılabiliyor. Yine eklem, bağ dokusu yaralanmalarında kullanılabiliyor. Diyabete bağlı, şeker hastalığına bağlı yaralar oluşabiliyor biliyorsunuz. Onların enfeksiyonlarının giderilmesinde de yaygın olarak kullanılıyor. Bunun dışında birçok daha indikasyon var ama dediğim gibi bunlar belli limitler içerisinde. Bakanlığın da bununla ilgili bir çalışma yaptığını duyuyoruz. Belki bu uygulama alanları genişleyebilir. Bakanlık zaten kendi bilimsel kurulunda bunları genişletme ve azaltma yetkisine de sahip. Herkese uygulanabiliyor mu hocam? Yani işte şu hastalara uygulanmaz, şunlara uygulanır gibi bir durum söz konusu mu? Şöyle tabii ki her tedavide olduğu gibi ağrı kesici bile alsanız belli bir takım alınamayacak durumlar olabiliyor. Bizim favizm dediğimiz yani G6PD eksikliği dediğimiz bir enzim eksikliği var. Bu ozon demin dediğim gibi kan pulcuklarını patlatabildiği için bu hastaların kan pulcukları daha hassas. Bu hastalara ozon gazı verildiğinde o kan pulcukları çok fazla miktarda patlayabilir. Bu hastalara sorarız genelde baklayla aranız nasıl diye. Şaşırıyorlar hatta yani ne ilgisi var şimdi falan diye. Bu hastalık çok sık görülen bir hastalık değil ama en sık görülen kalıtsal enzim eksikliği diyebiliriz. Bunun dışında kontrolsüz hipertansiyon olan hastalarda. İşte 19-20'lerde ilaç tedavisine rağmen düşmeyen durumlarda. Yine kontrolsüz hipertiroidisi olan hastalarda. Yine ağır kan pıhtılaşma problemi yaşayan hastalarda ozon tedavisini uygulamıyoruz. Bu bakla yiyen hastalarımızda eğer böyle bir eksiklik söz konusuysa bu hastalık ortaya çıkıyor herhalde değil mi hocam? Yani baklayla bağlantısı. Ya glukoz 6 fosfat bu enzimin eksikliğinde bu hastalar onu tüketemezler. Tüketemediğini söylerse zaten o hastalığın çok nadir olduğunu bilir zaten. Ama böyle bir tecrübem olmadı. Yani soruyoruz ama rastlamadım. Hocam ağrılı bir işlem mi? Canını yakıyor mu hastalarımızın? Şöyle kan aldırmak gibi esasında. Yani bir ünite serum ya da işte bir 250 cc ya da bir ünite kan
uygulanması sırasında bir damar yolu açılıyor. Bunun dışında herhangi bir ağrılı bir işlem tarafı yok. Peki hastalar kendileri mi başvuruyorlar yoksa diğer farklı hekimler mi yönlendiriyorlar hocam? Yani mesela işte ben hocam kendimi çok yorgun hissediyorum diyerek mi geliyor size? Veya benim işte şöyle bir hastalığım var bununla ilgili bir ozon terapi acaba faydalı olur mu diyerek mi başvuruyorlar? Bizim genelde hasta popülasyonumuz tedavi almış ve o hastanın yakınları şeklinde geliyor. Yani çok iyi geldi, biz de hocaya bir danışalım. Evet. Tabii ki vatandaşımız her türlü problemini hekimine danışıp onunla ilgili geri bildirim almak hakkıdır en doğalı. Ama biz de bunu limitlemeye çalışıyoruz elden geldiğince. Çünkü birinci temel prensibimiz biliyorsun önce hastaya zarar vermemek, daha sonrasında korumak, daha sonrasında tedavi etmek. Çok farklı şikayetlerle de gelenler oluyor ama genel itibariyle ağrı şikayetleri, belki bir takım kozmetik taleplerde olabiliyor ama dediğim gibi bu endikasyonlar içerisinde yer almadığı için onları da bilgilendiriyoruz. Evet. Onun dışında yorgunluk, halsizlik, spesifik yani bilerek de geliyor. Biliyorsunuz artık internet sosyal medyadan bizim işimizi o kadar çok zorlaştırıyor ki bazen. Onları da dediğim gibi belli çerçevede bilgilendiriyoruz. Uygulama yapacaksak yapıyoruz, yapmayacaksak da yönlendiriyoruz. Anladım. Hocam peki herhangi bir yan etkisi olabiliyor mu? İşlem olarak veya işte bu uyguladığımız ozon anlamında. Tabii tıbbi her işlemde olduğu gibi burada da yan etkilerden bahsetmek lazım. Birincisi damar içerisinde bir işlem yaptığınız için pıhtı atma şöyle ki yani hava embolisi dediğimiz bir olay var. Bu çok ciddi miktarda damar içerisine hava gitmesiyle karakterize bir durum ama kitabi bilgidir, söylememiz lazım. Yani karşılaştığımız bir olgu değil. Bunun dışında kişinin bazen damar yolunda işlem yaparken bayılması, tansiyonun düşmesi gibi durumlar da gerçekleşebiliyor. O yüzden hastayı muhakkak yatırarak işlemlerimizi yapıyoruz. Evet. Yine hemoliz dediğim gibi kan hücrelerinin patlaması durumu. Klinik olarak gözlemlenebilecek bir durum belki çok aşırı miktarlarda olursa gerçekleşebilir ama teorik olarak onu da söyleyebilirim yine. Yara yerinde işte ekimoz ya da işte morarma, kanama bunun gibi yan etkiler nadiren de olsa görülebilir. Evet. Hocam şimdi en çok duyduğumuz böyle ozon yaptıran kişiler işte çevremizde falan da görüyoruz. Ya kendimi çok dinç hissetmeye başladım deniyor. Gerçekten böyle ciddi bir etkisi var mı? Yani insanı böyle rahatlatıyor mu? Daha dinç hissetmesine yardımcı oluyor mu? Şimdi bütüncül bakalım bu konuya biraz. Şimdi kişiler belli bir taleple size geliyorlar. Bunun bir noktada bir motivasyon tarafı da var kesinlikle. Bunu göz ardı edemeyiz. Ama tıbbi işlemin de kendi biyokimyasal süreçleri sebebiyle gerçekleştirdiği bir gerçek etki de var. Demin dediğimiz gibi ozon molekülleri vücutta oksijenin dokulara bırakılmasını uyarıyor. Bu mesela zararlı alışkanlıklar kullanıldığında vesaire tam negatifi olur. Yani vücut oksijeni tam randımanlı kullanamaz. Evet. KOAH gibi öksürük problemi olanlarda, amfizemi olanlarda, bronşite olanlarda ya da hava kirliliğine çok maruz kalmış kişilerde vesaire doku oksijenlenmesi bozulur. Kişi halsizleşir. Bu romatolojik hastalıklara bağlı da olabilir. Özellikle kadın yaş grubunda, orta yaş kadınlarda halsizlik, yorgunluk gibi durumlar. Ozon tedavisi uygulandığında, oksijenlendiğinde vücut haliyle birazcık daha kendini iyi hissetme, işte adım sayısını arttırma, işte hastalardan duyduklarım, çarşıya pazara gidemiyordum, gidiyorum, işte camiye gidemiyordum, artık daha iyi hissediyorum gibi dönütler alıyoruz. Bunun da bu mekanizmayla açıklandığını söyleyebilirim. Anladım, evet. Hocam şimdi konu ilginç olunca WhatsApp'tan da sorularımız var. Vücudumuzdaki toksinlerden ozon terapi ile kurtulabilir miyiz? İşte bu toksin vücuttan uzaklaştırmak için birçok yöntemler falan ya sosyal medyada falan da görüyoruz. Bu konuda ilgilenen de çok sayıda kişi var. Ozon terapinin böyle bir faydası var mı? Şimdi bu çok aslında medyatik bir konu diyebilirim tırnak içerisinde. Yani bu toksin nedir toksin desek mesela hasta bir açıklama yapmıyor bununla alakalı ve böyle bir talebi olabiliyor. Özellikle bu geçirdiğimiz COVID pandemisi sürecinde hastalığın etkileri, burada kullanılan ilaçların etkileri vesaire bununla çok karşılaşıyoruz. Hocam bu hani temizlenebilir mi? Ya da ben işte bağımlıydım bıraktım artık kullanmıyorum bunu temizleyebilir miyiz? Ya da hocam ben çok ilaç kullandığım zamanında temizleyebilir miyiz? Demin dediğimiz mekanizma aslında işliyor burada. Bizim zaten vücudumuzun bu toksik maddelere karşı bir mekanizması var. Kanserojen maddeler, işte hava kirliliği, duman vesaire hepsine karşı bir mekanizmamız var. Biz bunları güçlendirdiğimizde zaten vücut bu anlamda kendi savunmasını
tahkim etmiş oluyor. O örneği veriyorum. Yani bizim burası kalemiz. Evet. Etrafında surlar var. Biz sura bir top atıyoruz. Diyoruz ki bak burası yetersiz. Bunun etrafına bir sur daha, bir sur daha, bir sur daha ör. Aslında onların zihninde canlanması için. Antioksidan kapasitemizi güçlendirdiğimiz zaman vücudumuz da bunlarla mücadele etmek noktasında daha da güçlenecektir. Ama alıyoruz şak diye temizliyoruz. Oldu bitti böyle bir şey tabii ki mümkün değil. Evet. Yine bir sorumuz var hocam. Diz ağrısında ozon terapi uygulanır mı? Uygulanabilir. Özellikle analjezik etkisi, antiinflamatuar etkisi. Skopi kullanılabilir. Yani bir görüntüleme eşliğinde ya da görüntülemesiz diz içerisine ozon uygulamaları yapılabiliyor. Bu uygulanabilir. Sülük de bu anlamda çok yararlı sonuçlar veriyor. O da yeri geldiğinde yine bahsederiz. Diz ağrıları çünkü bizim kanayan yaramız, yaşam kalitemizi etkileyen en önemli problemlerden biri. Toplumun yaşlanması, yürüyüş eksikliği, aşırı kilo haliyle diz eklemleri zarar görebiliyor. Aşırı kilo demişken tam da onunla ilgili soru geldi hocam. Ozon terapi obezite tedavisinde kullanılıyor mu demiş izleyicimiz. Tabii demin de dediğimiz gibi vatandaş aslında şunu istiyor. Ya öyle bir tedavi olsun ki bütün dertlere deva olsun. Olaya bütüncül bakıyoruz biz. Kişi kilo vermeden, beslenme alışkanlıklarını düzeltmeden, yaşam tarzını düzenlemeden, uykusu, yemeği, gıdası ve diğer kararlarıyla birlikte topyekun bir mücadele içine girmeden herhangi bir geleneksel ya da diğer yöntemlerin tedavide başarı sağlaması çok güç. Evet. Bu motivasyon varsa, bir kontraindikasyon, bir yapılmasını engelde bir durum yok zaten. Hasta için özel bir değerlendirme yapıldığında eğer yoksa uygulanabilir. Ama ozon terapi yapalım, bu size kilo verdirir şeklinde bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Hocam şimdi kanser en çok korktuğumuz hastalıklardan bir tanesi. İşte kendimiz ya da yakınımız böyle bir kanser hastalığıyla mücadele döneminde bu tür alternatif veya geleneksel tamamlayıcı tıp yöntemlerine de başvurmak arzu ediyor. Ozon terapinin kanserde faydalı etkileri var mı? Tedavi edici özelliği var mı? Tabii şimdi kanser dediğimiz olgu ayrı bir alan. Yani başlı başına bir yan dal konusu ve çeşitleri itibariyle de cilt kanserinden tutun mesane kanserine kadar, akciğer kanserine kadar ve bunun içerisindeki türlerini değerlendirdiğimizde bir derya deniz açıkçası. O konunun uzmanı da değilim ayrıca onu da tabii söylemek gerekir. Meslektaşlarım asla bu anlamda bir saygısızlık haddini aşmak gibi algılanmasın. Ama kanser tedavilerinin bir takım yan etkileri olabiliyor. Kişi aldığı kemoterapi ya da radyoterapi sebebiyle özellikle radyoterapilerde yaralar oluşabiliyor. Bunlar enfekte olabiliyor. Evet. Ya da kişi çok kronik yorgunluk içerisine girebiliyor. Bitkinleşebiliyor, iştahı bozulabiliyor, doku oksijenlenmesi bozulabiliyor. Evet. Bunları tamamlamak için destek amaçlı yararlanılabilir. Zaten adından da anlaşılıyor değil mi? Geleneksel ve tamamlayıcı. Yekten bir sağlık problemi için bu tedavi yerine bunu kullanalım yaklaşımı zaten mevzuatla belirlenmiş. Evet. Böyle bir beyanatta asla bulunmuyoruz ama tamamlayıcı olarak yorgunluğunu gidermek, yarasını iyileştirmek, ağrısını dindirmek amaçlı kullanılabilir. Herhangi bir kontraindikasyon da yok bu anlamda ozon terapiyle alakalı. Peki kanser hücrelerine karşı böyle bir tedavi edici özelliği de var mı hocam? Yani böyle bir şey gösterilmiş mi? Böyle bir literatürel bilgi yok. Yok. Ama. Yok. Ama tamamlayıcı tıp anlamında hastamızı İşi desteklemek rahatlatabiliyor. İşi tabii ki kullanılabilir. Tam bununla ilgili de hocam bir soru gelmiş. ABD'de kanser hastalarında hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan bir yöntem var. Ozon terapi hiperbarik oksijen tedavisi de benzer bir etkiye sahip midir demiş. Yer yer evet. Yani temel amaç dokunun oksijenlenmesi. Bu kapasitenin artırılması ise benzer yönleri var ama yine su altı hekimliği ve hiperbarik tıp da ayrı bir uzmanlık dalıdır. Orada daha çok dekompresyon hastalığı dediğimiz bu dalgıçlarda görülen vurgun denilen halk arasında o şekilde bilinen hastalıkta. Yine soba kaynaklı ya da başka türlü bir yangında vesaire kaynaklanan bir karbonmonoksit zehirlenmesinde ya da ağır kan kaybına bağlı anemilerde hiperbarik tıp uygulamaları yüksek basınçta oksijenle dokuyu buluşturma temel prensibine dayanan bir tedavidir. Ama ozondaki mekanizma daha çok immüniteyi aktive etmek, dokunun oksijenlenmesini arttırmak ve normal basınçta yapıyoruz zaten biz bunu. Oda şartlarında, normal şartlarda yapıyoruz. Arada böyle bir fark var. İşte ağrı kesici özelliği vesaire. Bunun yanında uygulanması ve uygulanmaması gereken alanlar da birbirinden farklı. Çok temel farklılıkları var ama hastalar da bunu çokça sorarlar. Çünkü haliyle oksijen, ozon hani birbirine etkili mi? Mesela bir kemik çürüme
görmesi, osteomiyelit dediğimiz durumda iki tedavi de uygulanabilir. Dokunun oraya ulaşılabilirse şayet ozon ya da oksijen hiperbarik tıp tedavisi uygulanabilir. Ama farklılıkları çok açık ve bariz bu anlamda. Anladım. Hocam siz halk sağlığı uzmanısınız aynı zamanda. Koruyucu hekimlik çok önemli. Hiçbir şikayetimiz yok ise koruyucu hekimlik anlamında yani bir hastamız gelip size ya ben işte ozon terapi yaptırmak istiyorum. Ha bir şikayetim yok ama hani kendimi daha dinç hissetmek ya da bir takım hastalıklardan kendimi korumak için gibi başvurular oluyor mu ve doğru mu? Oluyor. Sadece ozon için değil diğer metotlar için de bunu görüyoruz. Evet. Zaten herhangi bir sağlık problemi olmayan hastalar demin bahsettiğimiz mekanizmalardan yararlanmak adına evet. İşte oksijenlenmeyi arttırmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, yine bunun dışında varsa ufak tefek kas iskelet sistemindeki ağrılarını gidermek adına da bu yöntemlerden yararlanmak istiyorlar. En başta da söylediğim gibi halk sağlığı ve geleneksel tamamlayıcı tıp çok farklı şemsiyeler. Ama koruyucu hekimlik anlamında birleştikleri noktalarda uygulama eğer hastaya zararı olmayacaksa her zaman öncelediğimiz noktalardan bir tanesi. Güzel. Hocam şimdi ozon terapi hakkında gerçekten çok güzel bilgiler vermiş olduk. Bir takım soru işaretlerini ortadan kaldırdık. İsterseniz böyle sülüğe doğru bir geçiş yapalım. Sülük nedir hocam? Yani sülük deyince direkt bizim işte o solucan benzeri canlılar aklımıza geliyor. Evet. Ve bunlarla yapılan terapi. Evet. Bir açıklama yaparak giriş. Şimdi GETAT dediğim gibi evet. Çok farklı disiplinleri içinde barındıran bir şemsiye aslında. Tek başına GETAT denildiğinde akupunktur, sülük, bir yanda müzik, bir yanda kupa çok farklı disiplinlerden beslenen, farklı indikasyonları olan ve farklı sonuçları olan en nihayetinde tedaviler akla geliyor. Bunların içerisinde hastalarla belki de en fazla nasıl söyleyeyim böyle çekindikleri, böyle gülümseten diyaloglar yaşadığımız tedavi sülük tedavisi. Çünkü dediğiniz gibi bir halkalı solucanlar ailesinden bir canlı bu. Evet. Tabii çokça türü var. Yani yüzlerce türü var. Sadece tıbbi olanlar yani içerisinde bizim ilaç olarak kullandığımız bioaktif bileşenleri barındıranlar. İşte bir tanesi Hirudo medicinalis, bir tanesi Hirudo verbana. Bunlar Türkiye'de bulunanlar ve kullandığımız sülük türleri. Evet. Bunlar içerisinde tanımlanmış 100'e yakın bioaktif bileşen var. Çok farklı etkileri olan. Biz bunları hastalarda tatbik ediyoruz. Diğerleri işte çokça söylüyor benim anneannem de uygulardı, köyde, gölde vardı, onları tuttururdu vesaire. Tıbbi midir değil midir bilmiyoruz ama tabii birazdan da yine belki değiniriz o kısma uygulama noktasındaki evet. Tehlikeler barındıran bir durumu da var bunun. Temiz koşullarda tıbbi sülüklerin ilgili hastalık artık neyse hastaya uygulanması şeklinde yaptığımız bir tedavi. Şöyle de bir anım oldu. Bir hastamız uygulama esnasında bakamam ben dedi. Yani uygulayın fakat ben bakmayayım. Yarım saat geçti falan geldim konuşuyor onlarla isim falan takmış. hatta işte bize verin bunları diyenler de oluyor ama tabii tıbbi atık olduğu için evet. Diyoruz hani vedalaşın tedavimiz bitti ondan sonra gönderiyoruz. Nasıl uyguluyorsunuz hocam ne yapıyorsunuz hangi hastalıklarda uygulanıyor? Şimdi sülük tedavisi özellikle plastik cerrahların bu konuda araştırmaları çok yoğun. Uluslararası literatürde de öyle. Evet. Özellikle organ kopmalarında ya da flap dediğimiz organların işte cerrahi prosedürlerde bir açık yaranın kapatılması operasyonlarında haliyle o kan damarları bir şekilde yetmediğinde doku reddedilebiliyor, çürüyebiliyor. Bu dokunun canlandırılması için yaygın olarak sülük kullanılıyor. Birincisi bu. Özellikle organ nakillerinde yani uzuv nakillerinde kullanıldığını biliyoruz uluslararası evet. Arenada. Bir diğeri demin dizleri sordunuz. Diz gibi, dirsek gibi, omuz gibi eklemlerin dejeneratif yani yaşa bağlı değişikliklerinde, ağrılarında da oldukça başarılı. Bunu hem yayınlardan biliyoruz hem de hastalarımdan bunu çokça müşahede etmişimdir. Yani evet. Hocam işte biz secdeye gidemiyordum yaşlı amcalar. Sonra namazımı tam kılmaya başladım diyen hastam olmuştu ve arkadaşları da geldiler. Daha sonra demin de sordunuz ya nasıl evet. Geliyorlar diye. Aha, aha. Tabii ki farkını gördüğü için hastalar bir şekilde bunu duyuruyorlar ve geliyorlar. Özellikle dizde, dirsekte başarılı. Yine varislerde tabii çok ileri tortiyoze yani böyle artık iyice belirginleşmiş varislerde kalp damar cerrahisi gerekli prosedürleri uygulayacaktır ama belki koruma amaçlı da o varislere bağlı ağrılarda kullanılma indikasyonu var.
Hocam şimdi sülüğü oraya tutturuyorsunuz, orayı ısırıyor. Ne oluyor da vücudumuza böyle faydalar sağlıyor? Yani bir takım salgılar mı evet. O esnada kanımıza karışıyor? Bir sülük aşağı yukarı 5-10 cc kadar kan emiyor. Bu evet. Kanla beslendikleri için. Hı hı. Burada aslında kazan kazan prensibi işliyor. O bizden evet. Kendi besinini alıyor. Hı. Bize de vücudunda bulunan o bileşenleri veriyor. Aslında hı hı. Bu bileşenlerin büyük bir bölümü ortaya konmuş olanların ki kanın pıhtılaşmasını engelleyen faktörler. Evet. Çünkü oradan beslenmesi için kanın pıhtılaşmaması gerekiyor. Hı. Bir doğal bir süreci onun. Aha. Ama bunun yanında da yine ağrı kesici orayı da uyuşturduğu için hı hı. Yine kan sulandırıcı antiagregan, antikoagülan maddeler, kanın evet. Pıhtılaşmasını engelleyen maddeleri bizim vücudumuza veriyor ve biz bunların etkisinden istifade ediyoruz. Hı. İşte dize örnek verelim. Yaşlı bir hasta artık diz kıkırdağı eskimiş, bölge kanlanmakta güçlük çekiyor. O bölgeye uyguladığınız bir sülük içeride yeni kıkırdak oluşumunu, o bölgedeki damarların gelişimini, bölgenin kanlanmasını artırarak kişinin fonksiyonlarının düzelmesine yardımcı olabiliyor. Bir tamamlayıcı tedavi olarak bunu da kullanıyoruz. En temel özelliği bu. Yüze yakın madde mi salgılıyor hocam bu tüpçük içerisinde? Vücudunda bulunan maddeler. Yüze yakın madde biyoaktif bileşen tanımlanmış. Anladım. Peki bu maddeleri vücudumuza verdi. Bu maddelerin vücudumuza bir yan etkisi olabiliyor mu? Şöyle sülük tedavisinin esasında bu kadar iyi bir tedavi herkese yapalım. Bir de bunun bedeli var. Evet. Tabii ki o bölgede 24 saate kadar uzayan bir kanama olabiliyor. Böyle pınardan sızar gibi. Aha. Sıkıca tampon yapıyoruz tabii ama bu kanama devam edebiliyor. Evet. Bunun dışında yine histamin dediğimiz bir madde de var bu içerisinde. Evet. Buna bağlı diğer alerjik hem içerdiği biyoaktif bileşenler hem tabii ki bu bir canlı hayvan bakteri de barındırıyor florasında kendi içerisinde. Buna bağlı olarak kendi vücut sıvılarına karşı alerji gelişebiliyor. Hmm. Yine bir hafta 10 gün kadar sürebilen evet. Dizde, işte omuzda şişlik gelişebilir. Hı-hı. Çok ciddi bir kaşıntısı oluyor. Hı-hı. Onu hastalar çok muzdarip oluyorlar gerçekten. Artık orayı yara edecek kadar kaşıyorlar. Dayanılmaz bir kaşıntısı olduğunu söylüyorlar. Evet. Bunun dışında tabii ki yine içerisinde bulunan bir bakteri neticesinde işlem steril şartlarda yapılmadıysa üstelik bunun bir enfeksiyonla da sonuçlanması ihtimali var. Var. Tabii bunun uzman ellerde yapılması lazım. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Böyle sokak aralarında elinde şişeleri birbirine vurarak ses çıkartıp dolaşan sülük satıcıları vardı. Şişelerin içerisine koyarlardı. İnsanlar alıp kendileri uygularlardı. Böyle bir durumu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Mutlaka uzman ellerde ve kliniklerde uygulanması önemli değil mi? Bir defa bunun belli bir standart şartlarda alınmış olması lazım. Evet. Yani dışarıda da halen daha bunu bulabilirsiniz ama ben ne o firmaları bilirim ne satan kişileri tanırım. Bu anlamda hastayı önceleyeceksek o sülüğün tıbbi bir sülük olması yeterli büyüklükte işe yarar. Her sülük olmuyor bunu özellikle tekrar belirtelim. Evet, evet. Yani özellikle bu iki tür tıbbi sülük olarak o biyoaktif bileşenleri içeren bizim tedavi amacını güttüğümüz o istifade ettiğimiz sülük türleri olmalı. Tabii ki doğada bulunanlar soru işareti. Evet. Kullanılmış sülük kesinlikle olmaz. İşte evet. Ben yaptım sen de yap. Bu kesinlikle olmaz. Çünkü kan yoluyla bulaşan birçok hastalığın bulaşmasına vesile olabilir. Bunlar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Siz nasıl temin ediyorsunuz hocam bu sülükleri? Yetiştiriliyor mu bunlar? Bunların merkezleri var. Evet. Türkiye bu anlamda çok ciddi bir ihracatçı aslında. Hı-hı. Üniversitelerin, yine kamunun, yine özel firmaların sülük evet. Çiftlikleri var. Hı-hı. Oralardan işte ihale usulüyle ihtiyacınız kadar istediğiniz boyda, istediğiniz sayıda alıyorsunuz, saklıyorsunuz. Hmm. Ondan sonra ihtiyacınız olduğunuzda kullanıyorsunuz. Kullandıktan sonra ne yapıyoruz hocam? Tıbbi atık yönetmeliğine göre hareket ediyoruz. Evet. Aslında biz de üzülüyoruz. Evet. Bir şifa veriyor. Tabii. Ama tıbbi atıktır. O saatten sonra alkolle imha edilir. Evet. Hocam bir sorumuz var. Yüze uygulanan sülük iz bırakır mı demiş izleyicimiz. Yüze uygulanan ya da cilde uygulanan her işlem iz bırakabilir. Hı hı. Demin de bahsettiğim gibi sülük çok alerjik reaksiyonlara neden olan bir canlı. Evet. Hele ki atopik bir vücudunuz varsa yani alerjiye yatkınsanız bu şikayet artabilir. Bununla ilgili yayınlar da var. İşte göz çevresine uygulanır mı hocam diye çok sorulur. Evet. Evet, böyle bir endikasyon doğarsa uygulanır ama değilse biraz temkinli olmakta fayda var. Kişinin bilmesi lazım. Önce tatbik edip bunu
Hastada belki 2 sürük, 3 sürükle deneyip devamında tedavi prosedürünüzü buna göre ayarlamanız lazım. Hı hı. Bazı hastalar hiç reaksiyon vermiyor, hiç izde görmüyoruz. Hı. Ama ısırık yerinde böyle 3 tane çenesi vardır, onun spesifik bir izi vardır. Evet. İz kalabilir, kalmaya da bilir. Yani belli belirsiz bunu hasta hasta değerlendirmek lazım. Yani bu hastaya göre değişiyor. Kesinlikle. Evet. Hocam migren ağrılarından çok muzdaribiz genel olarak toplum olarak. Migrende de kullanımı var mı? Birçok GTET uygulamasının endikasyon listesinde, uygulanacak hastalıklar listesinde migren yer alıyor ama spesifik olarak sülük migrende kullanılır diyemem. Bununla ilgili uluslararası literatürde yayınlar olması olsa bile bizim mevzuatımız çerçevesinde böyle bir endikasyonda kullanımı yok. Ama bu genişleyebilir. Evet. Bugün bilimsel olarak soruyorsak faydalı olabilir. Hı hı. Kupa da faydalı olabilir. Evet. Esasen akupunktur daha faydalıdır. Hı hı. Dediğim gibi aslında biz bir seçki yapıyoruz. Yani en uygun tanıya, en uygun tedaviye ki eğitimini almışsak hakeza onun yönlendirilmesini, uygulamasını o şekilde yapıyoruz. Anladım. Hocam bir sülük işlemi ne kadar sürüyor yaklaşık? Sülüğün keyfine bağlı aslında bu konu biraz. Yarım saat ila bir saat, belki 4-5 saate kadar da uzayabiliyor. O yüzden öneriler diyor ki hastayı sabah alın. Evet. Hani ne zaman bırakacak belli olmaz. Ama diyelim ki prosedür bitti. Bazen uyurlar, dururlar bazen. Bazen doyarlar, bırakmazlar. Alkolle ya da hafif bir masajla onu oradan alabiliyoruz. Ama çekmek, çekiştirmek bu olmaz. Çünkü kusarsa bu ifrazatı vücuda verebilir. O zaman da enfeksiyon riski artar ya da kopabilir. Onları rahatsız etmiyoruz. O zaman müdahale etmiyoruz. Müdahale etmiyoruz mümkün mertebe ama kabaca bir saat diyebilirim. Çocukluk yaş grubunda uygulaması var mı hocam? 18 yaş altında uygulanması yok. Bu mevzuatta yazdığı şekliyle böyle. Anladım. Bir de steril sülük dediğimiz bir kavram var. Bu bahsettiğiniz tıbbi sülük anlamında mı bu? Aynen öyle. Yani daha önce kullanılmamış olmalı. Doğadan toplanmamış olmalı. Yani evet çok ücrada bir köyde bildiğiniz bir yerse belki ama onun dışında oraya birisi kullanıp atmış olabilir. Bunu bilemeyiz. Ya da birinin evinde vardı, ben buradan aldım sen de al. Bu da sakıncalı olabilir. Evet. Burada temel prensibimiz önce zarar vermemek yani. Peki hocam tek sefer uygulama tedavi için yeterli oluyor mu yoksa belli seanslarla belli aralıklarla gelmesi mi gerekiyor hastamızın? Ben uygulamalarımı genelde 15 gün aralıklarla yapıyorum. Çünkü tedaviye başlıyoruz. Hasta zaten kaşınmaya başlıyor. Evet. Bir hafta o sürüyor bir kere. 24 saat belki bir kanaması oluyor olmuyor. Vücudu da biraz dinlendirmek adına 15 gün sonra 10 gün sonra yeniden bir seansa çağırıyoruz. Daha sonra değerlendiriyoruz. Amca bakıyoruz yürüyor. Ya da amca namazını kılmaya başlamış ya da işte bir hanımefendi pazarına gidiyor, geliyor, daha az problemi var. Ya da varislerine bağlı ağrılar daha azalmış oluyor. Prosedürü orada noktalıyoruz. Anladım. Belli bir çok kalıplaşmış bir aralığı yok. Hocam bu yara tedavisinde kullanılan kurtçuklar var. Buna tıbbi olarak tıbbi kurtlar kullanılabiliyor. Böyle yara tedavisinde de kullanım yeri var mı yara çevresinde falan? O bölgenin kanlanmasını artırmak istiyorsanız sülük tedavisinden istifade edebilirsiniz. Yine o kurtçuklar da magot terapi, o da GTAT kapsamı içerisindeki bir tedavi. Evet, o da böyle nekrotik, o çürümüş, ölmüş dokuları yiyerek orayı tedavi ediyor. Tabii sülüğün böyle bir özelliği yok ama bölgeyi kanlandırmak istiyorsanız tabii enfeksiyon kontrol önlemlerini alarak içerisine değil periferine, etrafına uygulama yapılabilir. Anladım. Hocam bir yakınım görme bozukluğu olduğunu iletmişti. Hatta böyle glokom dediğimiz bir hastalığı da vardı. Sülük tedavisinden çok istifade ettiğini söyledi. Göz hastalıklarında bu tür bir kullanım söz konusu olabiliyor mu? Uluslararası literatürde var. Yani glokomda, yine üveitte, sarı nokta hastalığında. Ama tabii bunların tümü çok farklı mekanizmalarla oluşan hastalıklar. Yani bir bütün hastalık grubu düşünelim, tamamıyla işte göze dair hastalıklar. Bir sülükle bunları tabii ki çözmemiz mümkün değil. Yine destekleyici olarak kullanılabilir. Ama burada da yine sınırımız mevzuat. Oradaki endikasyonların dışında kalan herhangi bir uygulamayı uygulamıyoruz. Ama yapıldığını biliyorum. Uluslararası literatürde bununla ilgili çıktılar var. O anlamda belki bunlar da komisyonca eklenebilir, değerlendirilebilir. Uluslararası literatüre göre. Çok güzel. Gelişmeye açık bir alan zaten değil mi? Kesinlikle daha yeni. Yani mevzuatı 10 yıllık. Uygulaması dediğiniz gibi 20 yıl ama tedavi 2000 yıllık. Evet. Biz yeni yeni aslında belki tıp fakültesi eğitim müfredatlarına bir yönüyle demeli ki mesela migren tedavisinde şunlar şunlar kullanılır. Bir de akupunktur kullanılır. Öğrencilerimize de belki bunları anlatılacak. Evet. Ve daha sonrasında biz bunları itmek değil de faydalandığımız noktalarda
içimize almak noktasında hastaların sağlığını korumak ve tedaviyi daha ucuza mal etmek, belki daha az komplikasyonla, daha az ilaç kullandırarak korumak noktasında istifade ederiz diye düşünüyorum. Evet. Ama bilimsel çerçevede tabii ki her zaman olduğu gibi. Hocam biliyorsunuz COVID gibi çok ağır bir pandemi atlattık. Birçok vatandaşımızı da kaybettik ne yazık ki. Tüm dünyayı etkiledi. COVID döneminde biliyorsunuz o pıhtılaşmaya sebep oluyor dendi bu virüs. Sülükte tam pıhtılaşmayı önleyen bir madde salgılımı yapıyor. Dolayısıyla o dönemde sülük tedavisinden istifade edildi mi? Veya böyle bir şey olursa tekrar Allah korusun kullanılabilir mi? Tabii topyekün bir uygulama, böyle bir deneme ya da böyle bir ruhsat sanırım olmadı o dönemde. Ama teorik olarak mekanizmasına bakacak olursak çok kulağa mantıklı geliyor. Yani kanın pıhtılaşmasını sağlayacak ve bunu komplikasyonsuz olarak yapabilecek her türlü tedavi özellikle pıhtıya meyledecek bütün hastalık gruplarında özellikle COVID gibi dokuda yapışıklığa sebebiyet veren enfeksiyonlarda kullanılabilir. Ama bunun için elimde bilimsel veri olması lazım. Bir kontrol ve bir vaka grubu, işte hasta olanlar, sülük alanlar, almayanlar, bunların karşılaştırılmasına ihtiyaç var. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Evet. Bizim bu alanda çok ciddi bilimsel çalışmalara ihtiyacımız var. Sağlam ayağı yere basan ki yararlı ya da yararsız diyelim daha sonrasında. Doğru. Evet. Hocam sivilce özellikle gençlerimizin oldukça kendilerini strese sokan, sıkıntıya sokan bir hastalığı çok yoğun şekilde olabiliyor belli dönemlerde. Hatta sadece gençlerde değil, ileriki yaş dönemlerinde de bazı hormonal değişikliklerden dolayı sivilce problemi yaşayabiliyoruz. Evet. Sülün bu tedavide yeri var mı? Açıkçası böyle bir tecrübem olmadı. Evet. Literatüre tabii bu anlamda yine atıf yapmak şart. Orada bunun bir dayanağı varsa, uygulanmasında da herhangi bir mahsur yoksa hani kişi açısından listemize bakarız. Deriz ki bunu bir tatbikatını yapalım, deneyelim. Ama tabii çok ileri boyutta bir şeyse, durumsa, yani skarlar olmuşsa, artık iyi ciddi belirgin izler varsa ilgili branş hekimine yönlendiririz. Evet. Çünkü bir tedaviyi bilmediğiniz ya da tecrübe etmediğiniz ya da okumadığınız bir endikasyonda uygularken, çünkü bunlar tedavi yöntemleri. Biz eğitimimizi şöyle alıyoruz. Hastalık, korunma ve tedavi. Hı hı. Burada olay biraz şey, tedavinin kendisi nerede kullanılır? Aslında tersten bir algılama durumu var. Evet. Hal böyle olunca hasta gelebiliyor, mesela çocuğum olmuyor diye gelebiliyor. Hı hı hı. Ya da işte mide kanseri var, ben bir yerde duydum, bunu içsem olur mu diye geliyor. Mesela işte ozonlanmış su gibi uygulamalar var. Ya da bu krem ya da bu fitoterapötik ajan, her neyse. Çok muhtelif. Evet. Bunları da tabii ki her zaman belli bir yaklaşımla ona özen göstermeye çalışıyorum. Karşılamaya çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi ben anlatırım, bir başkası evet yaparım diyebilir. Faydası olmayabilir. Belki olay daha kötü olabilir. O anlamda her zaman belli bir çerçeve içerisinde kalınması. Ve bilimsel çerçeve içerisinde. Evet, elinizde veri varsa herkes istifade etsin. Evet, tabii. Kimsenin de öyleydi, böyleydi, bu tedavi yararsızdı, hiçbirine bakılmaz. Ortada bir ispat, bir kanıt varsa, ama yoksa da durmak gerekir. Peş peşe sorular gelmeye başladı hocam. Tabii. Yine egzama tedavisini sormuş izleyicimiz. Egzama tedavisinde sülük kullanılır mı? Kullananlar var. Evet. Yani egzamanın türüne bağlı olarak değişir. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Akne için de bu geçerli. Hı hı. Sülük orayı tahriş edecek. Hı. Kaç tane sülük uygulayabileceksiniz? Egzamanın boyutu ne kadar? Ha, doğru. Bu kupada da çok olur. Hocam kupada düzelir mi? Bir takım case report, yani olgu sunumları var. Hani lezyonun büyüdüğüne dair sonuçlar da var. Ben hep temkinli davranmayı tercih ederim. Emin olduğunuz suda yüzeceksiniz ki yanınızdaki hasta da sizinle boğulmadan yüzebilsin, gelebilsin. Sonra onu yalnız bırakamazsınız. O da size sorar haliyle bunun yararı olmayacaktıysa, böyle bir yola neden çıktık diye. Teorik olarak dokunun beslenmesi, cildin epitelizasyonunun artması noktasında istifade edilebilir. Ama bunu tatbik ederek görmek lazım. Evet. Yekten iyileşir. Evet, tam bu bunun ilacıdır diyemeyiz. Evet. Hocam izleyicimiz sülük depresyon tedavisinde kullanılır mı demiş. Astrım ve bazı depresyon. Evet. Kesinlikle öyle. Halk sağlığı içerisinde bizim sağlıklı yaşamdan kaybettiğimiz yıllara en fazla etkileyen rahatsızlıklardan bir tanesi bu. Evet, ruhsal problemler içerisinde işte intiharlar vesaire, buna meyletme, hayattan keyif almama, birçok problem. Sülüklerin
tabii ki bu şeyin dışında konuşacak olursak biraz, evet, mood üzerine olumlu etkileri olduğuna dair değerlemeler, hı hı, var. Ama bunların kanıt düzeyleri güçlü değil. Hı hı. Yapıldıktan sonra mesela kupada da bu çok oluyor. Evet. Gergin kişi geliyor kupa yaptırmak için. Hı hı. Yaptırabilir. Daha iyi hissettiğini söylüyor. Hı hı. Bu sadece bir tecrübe. Hı hı hı. Bu duymadığımız bir konu değil. Hı, güzel. Ama dediğim gibi bunun için açık verilere ihtiyaç var. Anladım. Hangi mekanizmayla depresyona iyi gelir, nerede, nasıl etki gösterir? Yüzlerce biyoaktif maddeden, tabii, evet, bahsettik. Yani. Hı-hı, hı-hı. Bunların olumlu, olumsuz etkileri, karşılığı, bunun plasebo etkileri, yani o acaba kişi öyle mi hissetmek istiyor? Evet. Bunların çok net birbirinden ayrılması lazım. Hı-hı. Evet, iyi gelir diyemem. Ama iyi gelen hastalarımız da var. Kullanılabilir. Kullanılabilir. Sırf bunun için değil, dediğiniz gibi, evet, birçok kişinin kanını pıhtılaştırması ya da dokurun kanlanmasını arttırması, başka amaçlarla kullanırsanız bazen bu da çokça karşımıza geliyor. Hocam benim belim ağrıyordu diyor. Hani mesafem dizlerime de iyi geldi diyor. Bu bütüncül bakılması gereken bir konu. İmmün sistem eğer iyi çalışıyorsa bazen gelir öyle bey amcalar Eylül-Ekim aylarında kupa yaptırırlar, sülük yaptırırlar. Bu der bana, bu kış yeter bana der gider. Ne güzel. Hayır hayır, o zaman hiçbir problem yok. Ne yapsın? Ağrı kesici mi alsın? İlaç mı kullansın? Ne yapsın? Hocam aferin. Şimdi işte kronik hastalıklarda falan kullanılıyor dedik. Özellikle işte kalp problemleri, özellikle stent takılmış olan hastalar ve kan sulandırıcı kullanması gerekebiliyor. Evet. Yani bu hastalarımız biraz dikkatli olması gerekiyor değil mi? Tabii sülük uygulamasının yapılamadığı durumlar var. Hı-hı. Kanama bozuklukları, hı-hı, bunun başında geliyor. Evet. Tabii kalp pili olması, hı-hı, ciddi kalp yetmezliği olması. Evet. Dedik ya bu kadar hani yüz güldürücü bir tedavi ama genel itibariyle aslında GETAT uygulamaları biraz sağlam bir bünye de istiyor bir yandan. Hı-hı. Keşke öyle olmasa ama onunla baş edebilmeniz de gerekiyor. Sülüğün, evet, salgıları, alerjik etkileri, enfeksiyonu, hı-hı, vesaire gerçekleşirse. Mesela kronik enfeksiyon olanlar, hı-hı, hepatit ya da HIV gibi durumlar olabilir. Evet. Yine ileri derece böbrek yetmezliklerinde, karaciğer rahatsızlıklarında, kanser, aktif kanser hastalarında, yine, hı, çocukluk yaş grubunda. Hı. Bunlar uygulanmaması önerilen, belki, durumlar sülük için. Evet. Hocam yine bir izleyici sorumuz. Kulak çınlaması için sülük yaptırsam fayda görür müyüm demiş izleyicimiz. Bu benim için çok taze bir konu. Hani, hı hı, dedim ya hasta geliyor. Evet. Benim diyor işte dirseğim ağrıyor. Hı hı. Tenis oynuyorum veyahut da işte ben ev hanımıyım. Hiç fark etmez. Ben o konuyu araştırıyorum. Çünkü sonu yok bunun. Evet. Çocuğum olmuyor diyen de oluyor çünkü. Yani bunu özellikle söylüyorum çünkü hani çok uç bir şey olduğu için. Evet. Çünkü yazınca bir şekilde faydası olduğuna dair bir bilgi edinebiliyorsunuz internetten, aha, ya da yakınlarınızdan. Doğru. Tabii çaresizlik insanı her türlü arayışa itiyor. Hı-hı. Ben oturuyorum okumaya başlıyorum. Bu benim kendi babamda yaşamış olduğum bir durumda. Hani acaba iyi gelir mi? Çünkü tinnitus, kulak çınlaması KBB'ciler için de kulak burun boğaz hekimleri için de çok zorlayıcı bir konudur. Evet. Ve kişinin yaşam kalitesini de çok bozar. Hı hı. Seviyesine bağlı olarak uğuldama, iç geçmeyen bir çınlama, hı hı, ne yaparsanız yapın. Literatürde nötr olan, yani etkisi gösterilememiş ancak semptomların azaldığını gösteren çalışmalar da mevcut. Yani bununla, hı, ilgili uygulama yapılabilir ama bu da mevzuat içerisinde, uygulamalar alanında yok. Evet. Ama dediğim gibi biz bunu biliyoruz. Hı hı. Fakat hastayla aramızdaki o hekim-hasta ilişkisi çerçevesinde onun kliniğine yanıt vermek açısından da durumu kontrol ettiğimiz, kontrol altına aldığımız alanlarda böyle uygulamalar yapıyoruz. Belki daha, anladım, küçük sülük kullanırız, belki daha az sayıda kullanırız. Hı hı. Deriz ki bir sen durumunu bir değerlendir. Çünkü hastanın dönütü çok önemli. Öyle, evet, dedi ya şeyde biz kağıdı tedavi etmiyoruz. Evet. Hastanın kliniğine yönelik bir tedavi uygulamamız gerekiyor. Hocam 15 uygulama oldu, 10 uygulama oldu. Bir fark göremedim. Hı-hı. Peki diyoruz. Yani bu noktada yapabileceğimiz bir, hı-hı, şey yok. Ama bir noktada 10 puan, 20 puan, 30 puan ilerleme sağlarsak ne kadar ne güzel. Güzel. Tabii çok iyi. Merhabalar, benim topuk dikenim var. Sülük uygulaması iyi gelir mi demiş izleyicimiz. Şimdi bu bir yönüyle cerrahi prosedür gerektirebilen ya da bir takım girişimsel ya da dışarıdan işlem yapılabilen anatomik bir durum. Sülük tedavisi burada direkt olarak uygulanabildiğini söyleyemem. Anladım. Yani faydalı olabileceğini söylemek için tekraren bir, hmm, veri, bir tecrübe olması gerekir. Evet. Oradan istifade edebileceklerini çok düşünmüyorum, anladım, açıkçası.
Hocam süremiz de sonuna geldik ama bir sorumuz daha var, onu da yönelteyim. Sülük krampa iyi gelir mi demiş izleyicimiz. Şimdi kramp dediğimiz olgu neden kaynaklanıyor? Onu iyi değerlendirmek lazım. Evet. Eğer bir elektrolit bozukluğu mu var? Yani kişinin magnezyum eksikliği mi var ya da bu aktif sporcu olabilir. Normalde işte kramp girdiğinde hemen iğne batırırız. O kramp çözülür, kasılması durur. Evet. Sülük de tuttursanız bu durabilir ama bunu kökten tedavi etmek için her zaman hastayı bütüncül değerlendirmek lazım. Lütfen eğer süremizin de sonuna geldiysek o anlamda hastalarımız lütfen semptom olarak bakmasınlar konuya. Kramp çok güzel bir örnek ama neden? Hasta bana geliyor, hocam başım ağrıyor. Sülük yapalım mı? Evet. Hipertansiyonu mu var? Bir beyinde kitle mi var? Ya da bir damarsal problem mi var? Bizim tamamlayıcı olmamız için fotoğrafın net olması lazım. Hocam ben fizik tedaviye gittim. Bu kramp magnezyum eksikliğindenmiş. Aldım, geçmedi. Fizik tedavi önerdi. O zaman biz konuyu masaya yatırırız. Elimizdeki silahlara bakarız. Nasıl bir okumuzu nereye atacağız, ne kadar mesafeden atacağız, neyi uygulama yapacağız? Hastayla beraber değerlendiririz. Ama ilk gelişte, hocam karnım ağrıyor. Bu çok farklı hastalıklara işaret ediyor olabilir. Doğru. Her yaş grubunda. Fotoğrafı net çekeceğiz. Evet. Ondan sonra ortaklaşırsak bir yola çıkacağız. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bir mukavele. Çok, çok güzel de bilgiler aldık sizden. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Bugün Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doçent Doktor Egemen Ünal'ı ağırladık. Sezonun son programında ozonterapi ve sülük uygulamaları hakkında bilgiler verdik. Yeni Sözan'da görüşebilmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.